aşağıdakilerden hangisi iletisi yönüyle ileti mesaj demektir. Kelime anlamı olarak da çıkar dikkat edelim. İleti mesaj. Aşağıdakilerden hangisi iletisi yönüyle bu cümlede anlatılmak istenenle örtüşmektedir. Yani benzer anlatı gütmektedir diyor. Doğadaki yeşil başka bir şey. Yani sokağa baktınız, doğaya baktınız. Oradaki yeşille edebiyattaki yeşil aynı şey değildir diyor. Çünkü edebiyattaki başka bir şeydir diyor. Yani bize vermek istediği mesaj şu. Sanatçı doğadaki yeşile bakıp o yeşilin aynısını eserine aktaramaz diyor. Ona bakacak, ondan kurgu yapacak, hayalini kullanacak, kendinden bir şeyler katacak ve yeni şeyler üretecek. Vermek istediği mesaj bu. Cevabımız ise C şıkkı olacak. Sanatçı doğal gerçekliği konu edinip yani doğadaki yeşili alacak diyor onu yeni bir gerçeklik içinde tekrar şekillendirecek. Hani edebiyatındaki başka bir şeydir diyor ya. Başka bir hale çevirmek zorunda diyor kurgulayacak yani kendinden bir şeyler katacak. Bu da edebi gerçekliği oluşturacak. Yani edebiyattaki yeşili oluşturacak. Kendinden bir şeyler katmasından bahsediyordu. Diğer şıkların hiç alakası yoktu. Mesela A'ya bakayım. Sanatçının düşünceleri onun en büyük varlığıdır. Tüm dünya ona küsse bile, herkes bir yöne ilerlese bile asla doğrularından vazgeçmez diyor bu hiç alakası yok. Yani doğrularından vazgeçmeme ile yukarıdaki cümlenin hiçbir ilgisi yoktu vesaire. Yani diğer seçeneklerde yakın değildi zaten. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirmiş hali hangisidir diye sormuş. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi evler. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi evler bulunuyormuş. UNESCO Dünya Mirasları listesine de girmiş bu tarihi evler. Eyvallah bunu bir kenara koyduk. Safranbolu evleri yapımlarında kullanılan çatkı sistemi sayesinde yüzyıllardır doğal afetlere meydan okuyor. Bu Safranbolu evlerin yapımlarında çatkı sistemini kullanmışlar. Bu sistem sayesinde de doğal afetlere karşı meydan okuyabiliyormuş yani dayanabiliyormuş. Cevabımız A ama diğer seçenekleri de açıklayacağım. Hemen bakalım. UNESCO Dünya Mirasları listesine yer alan. Bakın nereden başladı? Şuradan başladı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi evler. Bakın tekrar şuraya geldi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi evler. Birinci kısmın tamamını verdi. Devam ediyor. Çatkı sistemi ile inşa edilmesi özelliğiyle. Bakın şuradan aldı. Çatkı sistemi sayesinde inşa edilmesiyle. Yüzyıllardır doğal afetlere karşı ayakta kalmış. Yüzyıllardır doğal afetlere meydan okumuş yani ayakta kalmış. Onun için A tamamıyla karşılıyor. Hocam B niye değil? Çünkü bu diyor ki bize B'de depreme karşı en dayanıklı. Ama burada depreme değil doğal afetlere diyor. Yani doğal afet sadece deprem değil ki sel de olabilir mesela değil mi? Birçok şey olabilir. Onun için bunu şutladık. Peki hocam C niye değil? Çatkı sistemi ile inşa edilen ilk evler diyor. Yukarıda ilk evler olduğunu söylemiyor. Evet çatkı sistemiyle inşa edilmiş ama çatkı sistemiyle inşa edilen ilk ev olduğunu söylemiyor. Bunu da şutladık. Peki hocam D niye değil derseniz hemen ona da bakalım. Orijinalliğini hala koruyor. Orijinal hiç bozulmamış. Aynı şekilde devam ediyor demek. Ama burada orijinalliğini tamamıyla koruduğuna dair bir şey de söylemiyor. Peki hocam E niye değil? Çünkü E'de diyor ki UNESCO Dünya Mirasları listesine yer alan tek mimari eser diyor. Sadece bu var diyor. Öyle bir bilgi de yukarıda yoktu. Onun için cevabımız A şıkkı olacak. İki numaralı cümleyle ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. İki numarayı verdiyse önce neyden başlayacağız? Bir numaradan başlayacağız. Eğer bir numarayı soru kökünde verseydi o zaman ikiden başlayacaktık. Hadi başlayalım. Akıllı olmak ile hata yapmamak arasında halk arasında genel kabul görmüş bir kalıp yargı var. Yani diyor ki halk şöyle inanıyor. Akıllı insanlar hata yapmaz. Halk buna inanıyor diyor. Peki ikide ne diyor? Akıllı oldu tescil edilmiş. Yani artık kabul edilmiş, kanıtlanmış binlerce insanın hata yaptığını gösteren binlerce bilgi ve belge çok kolay bir şekilde ulaşılabilir diyor. Yani yukarıda diyordu ki bize akıllı insanlar hata yapmaz. Aşağıda da diyor ki akıllı insanların hata yaptığına dair binlerce kanıt var diyor. Yani birinci de söylediğinin tam tersini söylüyor ve bunu çürütüyor. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. Birinci cümledeki düşünceyi çürüten bir yargı var. Çünkü burada hat akıllar hata yapmaz diyor. Burada da kanıtlarıyla hata yaptığını söyleyerek çürütüyor bilgiyi arkadaşlar. Diğerlerine de bakabiliriz ama yani çok uzak. İleri sürülen görüşü desteklemektedir diyor. Desteklemedi çürüttü. Yani eğer 2'de söylediği birincidekini destekler nitelikte olsaydı. Evet akıllar hata yapmaz gibi bir bilgi olsaydı A olabilirdi. Birinci cümlede belirtilen durumu örneklendiriyor. Örnek de vermiyor arkadaşlar diye devam edebiliriz. Güzellik kavramından söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Güzellikle ilgili hangisi söylenemez diyor. Birinci cümlede göreceli bir durumdan bahsedilmiştir. Göreceli sana göre bana göre demek. Yani öznel demek. Bakın bu ifade çok çıkar. Öznel, göreceli, enfüsi ya da subjektif bu kavramları ÖSYM çok kullanır. Bak bir daha söylüyorum. Öznel, göreceli, subjektif enfüsi. Bu dört kelime de öznel demek. Neyse göreceli bir durumdan bahsediyor. Güzellik anlayışı dönemden döneme, toplumdan topluma hatta kişiden kişiye değişir. Yani kişiden kişiye farklılıklar gösterdiğine göre görecelidir yani özneldir. İkinci cümlede önceki yargıyı destekleyen hani göreceli olduğu durumu destekleyen bir durumdan söz edilmiştir diyor. Yüzyıllar boyunca güzellik üzerine yapılan araştırmalarda birçok düşünür güzelliği farklı yorumlamış. Hani göreceliydi ya. E birçok düşünür de farklı yorumlamış. Biri başka bir şeye güzel demiş, biri başka bir şeye güzel demiş. Biri siyah saça güzel demiş, biri kara göze güzel demiş, biri sarışına güzel demiş. Onun için yukarıdakini ne yapıyor? Destekliyor. Tanık göstermeden yararlanılarak düşünce geliştirilmiştir. Hocam, tanık gösterme nedir? Nedir değerli öğrencim? İsim artı sözdür. Yani birisinin ismini ve onun sözünü veriyorsa o zaman burada tanık gösterme vardır. Hemen bakıyorum 3'e. Platon'a göre ismi verdi. Hemen buraya koyalım. Güzellik insan unsurlarının orantılı olarak birleşmesidir. Orantısı şey güzel olamaz. E sözünü de verdi. Şurası Platon'un sözü. O zaman tanık gösterme de var. Dördüncü cümlede tanımlama var. Hocam tanımlama nedir? Değerli öğrencim bakın. Tanımlama nedir kimdir sorusunu sorup cümlenin tamamını okuduğunuzda uyumlu olan kısımdır. Yani şöyle, sıfat isimlerin önüne gelerek onu niteleyen sözcüktür. Sıfat nedir? İsimlerin önüne gelerek onu niteleyen sözcüktür. Bak sonuna kadar okudum oldu bu tanımlama. Hemen buraya bakalım. Aristoteles'e göre güzellik hemen soralım. Güzellik nedir? Düzene ve büyüklüğe dayanır. Oldu mu olmadı? O zaman burada tanımlama yok. Nasıl olsa olurdu? Güzellik düzene ve büyüklüğe dayanan unsur dur olsaydı, güzellik nedir? Düzene ve büyüklüğe dayanan unsur dur olur tanımlama olurdu. Ama bu haliyle olmaz. Güzellikle iliştir, ilişkilendirilen bir terimden söz edilmiştir. Hemen bakalım. Eskiden beri sanatçılar ve filozoflar güzelliği açıklayacak büyülü bir matematik formülü aramışlar ve bunu altın oranda bulmuşlar. Altın oranla güzellik arasında formülel, formül, bir, formülsel bir ilişki kurmuşlar. Onun için bu da var. Cevabımız denizli olacak. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca aynı doğrultudadır? Yani özdeş olanları ya da diğer adıyla örtüşenleri soruyor bize. Bakalım karşımıza bazı güçlükleri ve engelleri çıkarmayan hiçbir yol bizi başarıya ulaştıramaz. Yani başarıya gitmek için engellerden geçmemiz gerekiyor. Başarının yolu engellerden geçer diyor. Engelleri aşarak başarıya ulaşabilirsin. Hemen bunun karşılığı dörtte var. Hiçbir zafere çiçekli yollardan yürümekle ulaşılamaz. Yani çiçekli yollar değil de taşlar olmalı, engeller olmalı, dikenler olmalı diyor. Yani başarıya, zafere giden yol engelleri aşmaktan geçer diyor. Onun için 1 ve 4 birbiriyle alakalı. Diğerlerini de yorumlayalım. Başarı Çoğunlukla ötekiler pes ettikten sonra ipe asılıyor olmaktır. Herkes vazgeçtikten sonra bile mücadele edersen başarılı olursun diyor. Azimli olmaya, kararlı olmaya atıkta bulunmuş. Hayat bisiklete binmek gibidir. Pedali çevirmeye devam ettiğimiz sürece düşmeyiz diyor. Yani devamlılık hayattır esasda. Pedali çevirmeye devam etmen lazım. Hayatta da mücadele etmeye devam etmen lazım diyor. Süreklilik gerekiyor diyor. Bazı idealler o kadar değerlidir ki o yolda mağlup, mağlup olmak bile zafer sayılır. Bazı kayıplar bile aslında kazançtır diyor. Çünkü onlar çok değerlidir diyor. Ama bunların hiçbiri birbiriyle alakalı değildi arkadaşlar. Bir kuş türünden söz edilen bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Hemen başlayalım. Birinci cümlede yaşam alanları ve yuva yapımında kullandıkları malzemeden bahsedilmiştir. Hemen başlıyorum. Amazon ormanlarında yaşayan bir kuş türü yuvalarını ağaç kovuklarına inşa ediyormuş. Yaşam alanı neymiş? Ağaç kovuğuymuş. Ve özel bir çamur karışımı kullanıyorlarmış. Yuva yapımındaki kullandıkları malzeme de özel bir çamurmuş. A şıkkını şutladık. Bu var. İkinci cümlede yuvalarını oluşturdukları malzemenin özelliği. Bakalım özelliği neymiş? Bu karışım yuvanın hem dış hem de iç yapısını güçlendiriyor ve su geçirmez bir özellik taşıyor. Özelliği neymiş malzemenin? Su geçirmemesiymiş. Bunu da bulduk. Bunu da şutluyoruz. Üçüncü cümlede çamur karışımının nasıl hazırlandığından söz edilmiş. Bakalım nasıl hazırlanmış? Kuşlar yuva yapımında kullanılan çamur karışımını nehir kenarından topladıkları malzemelerle hazırlıyorlarmış. Nasıl hazırlıyorlarmış? Nehir kenarından topladıkları malzemelerle. Bunu da şutladık. Dördüncü cümlede yuvaların korunması için yapılan düzenlemeden söz edilmiş. Bakalım yuvalarını korumak için nasıl bir düzenleme yapmışlar? Yavruların güvenliği için yuva girişlerini daraltmışlar. Bak güvenlik için girişleri daraltmışlar ve böylece yırtıcı hayvanların girmesini engellemişler. Aldıkları önlem neymiş? Yuvaların girişlerini daraltmakmış. Beşinci cümlede yuvalarını genişletme sürecinin yavrular üzerindeki etkileri. Yani bu yuvaları genişlettiler ama nasıl bir etkisi var yavrular üzerinde buna bakalım. Her yıl yuvalarını daha da genişletmek için yeni malzemeler ekliyorlar. Tamam yuvalarını genişletmek için malzeme ekliyorlarmış. Büyüyen ailelerine uygun hale yani yuvayı aileye uygun hale getiriyorlar. Tamam bu var da yavrular üzerindeki etkisinden hiçbir şekilde bahsetmemiş. Onun için cevabımız E şıkkı olacak. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisidir? Değerli öğrencilerim burayı o kadar güzel bir şekilde ifade etmiş ki metnin tamamını okumaya gerek yok. Ama siz zaten okudunuz. Bize diyor ki usulce ve ustalıkla örmekte olduğu duvara bir tuğla daha ekledi. Burada yazınsal bir çalışmadan bahsediyor. İşte biyografilerden vesaire. Diyor ki bunu ustalıkla işlemiş. Yani çok başarılı bir şekilde. Yani kalbur üstü biri iş yaparak ördüğü bir duvar var. Bu duvara bir tuğla daha ekledi. Yani yaptığı ustaca işlere, kaliteli işlere bir yenisini daha ekledi diyor. Onun için cevabımız Edirne olacak. Burada size eş anlamlı kelimeler vereceğim. Bu eş anlamlı kelimeleri lütfen yazın. Bunlar ya ÖSYM'nin sözcükte anlamı ya cümlede anlam ya paragrafta anlamda çıkacak arkadaşlar. Bakın diyor ki nitelikli işlere imza attı. Nitelikli demek ustalıkla yapılan. Yani kaliteli yapılan demektir. İmza attığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Yani bir tuğla daha ekledi. Ama ben burada size biraz kelime anlamı vereceğim. Lütfen bunları not edin arkadaşlar. Bakın nitelikli demek kaliteli demek arkadaşlar. Bu bir. Kalbur üstü demek kaliteli demek bu iki. Devam ediyorum. Elit kaliteli demek bu 3. Seçkin kaliteli demek bu 4 arkadaşlar. Bu kelimelerin hepsi karşınıza gelebilir. Şimdi ustalıkla yapılmış dediği zaman o da kaliteli bir şekilde yani özenilerek yapılmış demektir. Bu 5. Özellikle, özellikli yapılmış. Özellikli yapılmış. O zaman o da kaliteli olur. Yani özellikli. O da kaliteli demektir. Şunların hepsi kaliteli anlamına gelen kelimeler. Bunları ÖSYM sürekli kullanıyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Yukarıda verilen bir numaralı cümle ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Eğer bir numarayı veriyorsa genel olarak ikinciden başlarsanız işiniz daha kolay olur. Hadi başlayalım. Bilim insanları uçak rotalarını daha az yoğunlaşma izi oluşturacak şekilde değiştirerek bakın uçak rotalarını değiştirmek istiyorlar. Neden? Daha az yoğunlaşma izi olsun istiyorlar bu etkiyi azaltabileceklerini düşünüyorlar. Bir etki var o etkiyi de azaltabileceklerini düşünüyorlarmış. İki de bundan bahsediyor. Bu etkiyi azaltalım diyorlar. Peki neden azaltacaklarmış? Uçakların gökyüzünde bıraktığı izler olarak bilinen yoğunlaşma izleri havacılığın küresel iklim üzerindeki etkisinin yaklaşık %35'ini oluşturuyor. Hani uçakların bıraktığı izler var ya o beyaz izler o havacılığın küresel iklim üzerindeki etkisinin %35'ini oluşturuyor. Yani büyük bir küresel iklim üzerinde etkisi var. Bu etkiyi de ne yapmak istiyorlar? Azaltmak istiyorlar. Çünkü bu etki çok fazla. Cevabımız D olacak. İkinci cümlede belirtilen düşüncenin ortaya çıkması. İkinci cümlede belirtilen düşünce neydi? Bu yoğunlaşma üzerindeki etkiyi azaltmak, değil mi? Bu etkenden ortaya çıkmasındaki etkenden söz ediyor. Neden bu etken ortaya çıkmış? Çünkü havacılığın küresel iklim üzerindeki etkisi %35 gibi çok büyük bir oran. Bu oran çok fazla olduğu için bu etkiyi ne yapmak istiyorlar? Azaltmak istiyorlar. Onun için cevabımız D olacak. Diğerlerine de bakabiliriz. Mesela A şıkkında ikinci cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandı. Kanıtlamayla alakalı bilimsel bir yargıdan bahsetmiyor. İkinci cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bir o ikincideki olumsuzluktan bahsetmiyor. Burada birinci durum ikinci durumu oluşturuyor. Onun için bu da olamazdı. Yani zaten Denizli çok net bir şekilde veriyordu arkadaşlar.